Konferans sürecini ortak emekle, ortak heyecanla ördük. Ne yazık ki kayıplarımız oldu. Bugün ana dilinde yaşam mücadelesi veren, eşit yurttaşlık mücadelesi veren bir halkın evladı Deniz Poyraz'ı bir faşist katil katletti. Buna da bitmedi. Dün Emine Karakuş'u kaybettik. 16 yaşında Emine Karakuş. Ve hala çocuk istismarını aklayan yasalar çıkartmaya çalışıyor iktidar. Emine Karakuş 138 gündür hayat mücadelesi veriyordu. Amcasının oğlu tarafından kuma olmayı reddettiği için öldürüldü. 16 yaşındaydı. Yine kayıplarımız bitmiyor. 3 göçmen çocuk, savaşın, emperyalizmin kurbanı Nuran, Fatma, Emine. Dün en küçüğü 2, ikisi de 4 yaşında. 3 kardeşimiz, çocuğumuz. Ve biz bunların acısını yaşıyoruz. Bu yeni bir ülke inşa etmeyi başaramadığımız her dakika bu acıları yaşıyoruz. Arkadaşlar da söylediler, yola çıktık Ocak sonunda. Fakat arkadaşlar, azıksız yola çıkmadık. Yalın ayakta yola çıkmadık. Arkamızda büyük bir mücadele birikimi ve deneyimi var. Örgütlülüklerimiz var. Onlara dayanarak kayıplarımız var. Hepsini sevgi ve saygıyla anıyorum burada. Demokrasi mücadelesinde kaybettiklerimizi. Hapishanedeki arkadaşlarımıza çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamlarımızı gönderiyorum. Vekillerimize, hak mücadelesi veren Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu özellikle anmak istiyorum. Haksız, hukuksuz yere hapiste tutulan bütün arkadaşlarımızı, sevgili dostlarımızı anıyorum. Bunların hepsinin mücadeleleri, kaybettiklerimizin anıları yüreklerimizde, dünyanın uzak ülkelerindeki, dünyanın yakın ülkelerindeki halkların mücadelelerin sesi kulaklarımızda, mücadele birikimimizi, deneyimlerimizi sırtımızı dayayarak yola çıktık. 21 alanda hepsi birbiriyle eşit olmasa da ortak emeğe, uzlaşmaya dayalı bir süreç örmeye çalıştık arkadaşlar. Kolay olmadı bu süreç. Konferansa başlarken demiştik ki konferans şu anda başladık çalışmalara. Başladığımız her an konferansın aynı zamanda konferans sürecidir. Konferansın kendisidir. Bu süreci yeni yüzler, yeni simalar yaratmaya çalışarak, inisiyatif almayanları inisiyatiflendirerek, uzlaşamayanları uzlaştırarak, birbiriyle birlikte hareket etme zeminlerini yaratmaya çalışarak ördük. Ve sonuçta bugün aslında işin başındayız. Yani ortak emekle, ortak heyecanla, ortak akılla yürüttüğümüz işin başındayız. Bundan sonra bütün bu mücadele birikimimizi gene ortak akılla, ortak emekle demokrasi mücadelesine en çok katkı verecek forma dönüştüreceğiz. Bugüne kadar bu çalışmalar sürecinde çok güzel meyveler çıktı ortaya. Ama bu çalışmalar sonrasında yeniden bir meyve çıkacak. Hiçbir ağaç bu kadar harikulade bir yemiş vermemiş olacak.